meme büyütme 18 yaşını doldurmuş, memesinin yeterli hacmi olmayan, memesinin durumundan muzdarip, memesini büyütmek isteyen veya meme kanseri sebebiyle memesi alınmış tüm bayan hastalarımız için olur. Meme protezleri son derece güvenlidir. Bu paparazzi'de haberlerde izlediğimiz haberlerin aksine hiçbiri kanser yapmaz, alerjik değildir, toksik değildir, tamamen ömürlüktür. Aslına bakarsanız memeyle pek ilişki halinde değillerdi çünkü biz protezleri genelde memenin altındaki kasın altına koyuyoruz. Dolayısıyla meme açısından meme protezleri son derece güvenlidir. Protez ameliyatı aslında oldukça basit bir ameliyattır. Memenin altından ufak bir kesiyle girerek memenin altındaki kasın altındaki dokuya biz bu protezleri güvenli bir şekilde yerleştiriyoruz. Ve evet ilk 1-2 gün ağrılıdır. Ağrısı olduğunu söylemek yalan olur. Ama bu ağrı bir hafta içerisinde tamamen azalarak geçer ve tamamen hasta günlük hayatına rahat bir şekilde dönebilir. Her ne kadar meme protezi meme ile ilişkili değil desek de gebelik süresince memenin dokusu ve tüp kanalları genişleyeceği için en az 6 ay, mümkünse 1 yıl boyunca hastalarımızın yada kalmamasını öneriyoruz. Yine doğum sonrası ve emzirme sonrası tüp kanalları genişleyip tekrardan söndüğü için gebeliği takiben ilk 1 yıl içerisinde biz bu tür ameliyatlar yapmaya uygun görmüyoruz. Yine memenin hızlı bir şekilde büyümesi ve küçülmesinden dolayı meme sakin ihtimali olduğu için belki ameliyat da sadece büyütme değil, dikleştirme ihtiyacı olabileceğinden dolayı bu ameliyatları bir sene kadar ötelemeyi tercih ediyoruz. Ne kadar ağrılı bir ameliyat olsa da bu ağrı bir hafta içerisinde tamamen azalıyor. Aslında hastamız bir hafta içerisinde hem sosyal yaşamını hem iş yaşamını rahatlıkla dinleyebilir. Ancak pilates, yüzme, boks veya tenis gibi ağır egzersizleri 20 gün boyunca yapmamasında fayda var. Yine yaz dönemi ameliyat olan hastalarımız 10. günden sonra güvenli denize girebilir. Meme büyütme ile ilgili konuşacaklarımız bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.